Evet, Sohbetlik tahmin programının 18. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün sevgili Erdener askerde olduğu için, Elif de biraz rahatsız olduğu için ben Koray Güçlü olarak size maçların tahminlerini tek olarak yapacağım. Güzel bir ikinci yarı olsun öncelikle onu söyleyelim. İlk maç biliyorsunuz Menemen Belediyespor, Giresunspor maçı. İki takımda da bazı değişiklikler oldu ve transferler devam ediyor ama biliyorsunuz ki Menemen evinde çok iyi oynuyor. Çok dominant bir oyun oynuyor. Ben Menemen'in kaybetmeyeceği galibiyete yakın bir maç olarak görüyorum. İddia severleri de 2-3 gol diye önerebilirim. Diğer maçlara geçelim. Ümraniyespor Altay. Cumartesinin önemli maçları. Ümraniyespor'da hakikaten gelen giden çok değişiklikler oldu ama Emircan'ın tabii ki Alanya'ya gidişi çok etkileyecek onları diye düşünüyorum. Çok önemli bir isimdi ama iyi isimlerle de takviyeti. Altay'da da gelen gidenler yani değişik bazı isimlerle görüşmeler devam ediyor. Ama burada da hep söylüyorum Ümraniye evinde mutlak favori ve Ümraniye'nin Altay karşısında kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Bu maçı da 2-3 gol hatta 2,5 üstü de önerebiliriz. Bir diğer kritik maç çok değişiklik yapan Adanaspor ve Akhisar Belediyespor transfer yapmamasına rağmen çok iyi bir kadro biliyorsunuz. Adanaspor'u çok merak ediyoruz çünkü hakikaten çok değişiklikler oldu. İşte Celil Dilaver, yabancı isimler, eski oyuncu Embille gibi birkaç daha yabancı oyuncu alındı. Mehmet Sedef gibi isimler alındı. Akhisar zaten çok güçlü bir kadro. Bu maçta ben Adanaspor'un hani önemli olan bir maç çünkü evinde artık puan kaybetmemesi gerekiyor. Beraberlik olabilecek bir maç bekliyorum ama Akhisar'da kolay teslim olmayacaktır. Ben 1-0 çifte şansın fena bir oran vermeyeceğini düşündüğüm için 1-0 çifte şanslıyım. Gol isteyenlere de 2,5 üstü öneriyorum. Cumartesinin bir diğer maçı biliyorsunuz Altınordu Hatay. Altınordu'da da transfer çalışmaları sürüyor. Hatay'da değişiklikler oldu biliyorsunuz. Hani Bok ile gitti. Keçiören'e iyi bir Dame Diop diye bir oyuncu aldılar. Samet Karakoç'u yolladılar Ankara Demirspor ama lider hakikaten iyi bir takım ve Hatayspor'un Altınordu deplasmanında kaybedeceğini düşünmüyorum. Galibiyete yakın tarafında Hatayspor olduğunu düşünüyorum. Gelelim pazar gününün ilk maçına. Harika bir maç bizi bekliyor. İstanbulspor, Erzurumspor. Erzurumspor için önemli, güzel bir maç olacak. Beşiktaş galibiyetinden sonra ki İstanbul, yani bu maçtan sonra da Beşiktaş'ta kupada tekrardan oynayacaklar. İstanbulspor'da da gelen giden oldukça değişiklikleri oldu. Ben Erzurumspor'un seyirci desteğini de arkasına alarak bu maçta mutlak favori olduğunu ve galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Gelelim bir diğer kritik maça. Keçiören Gücü ve çok büyük sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor ki biliyorsunuz çok önemli isimleri kaybettiler. Berkay ve Jesse gibi. Yani burada mutlak favori evinde müthiş oynayan Keçiören Gücü diyebilirim. 16.30'daki Boluspor Osmanlıspor maçı hani derler ya 6 puanlık maç hakikaten iki takımda da özellikle Bolu transferde önemli isimler kazandırdı takım. Osmanlıspor'da da bazı biliyorsunuz değişiklikler oldu biliyorsunuz. Yani Boluspor'un hala forvet hattında sıkıntısı var ama ben Boluspor'un evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama hakikaten çok çok kritik bir maç. Bakalım nereye olacak. Gelelim müthiş bir maç daha var biliyorsunuz. Pazar günü saat 19'da Bursaspor-Karagümrükspor. Karagümrük hakikaten transferde özellikle son aldığı forvet oyuncusu Sobiet çok iyi bir oyuncu. Ben çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bursaspor'da da biliyorsunuz transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İki tane iddialı takım ama Bursaspor taraftarının önünde, taraftarının desteğiyle Karagümrük karşısında bir adım önde. Ben maçın da 2-3 gol hatta 2,5 gol üstünden gideceğini düşünüyorum. Ve son maçımız Pazartesi günü Balıkesirspor, Adana Demirspor maçı. Bu maç da çok güzel bir maç olacak ama tabii ki öncelikle Balıkesirspor'dan birkaç kelime söz etmek istiyorum. Hakikaten çok önemli isimlerini kaybettiler. Maddi sıkıntılar gibi aynı Eskişehirspor ve onları çok yaralayacak ve transferinin hızlı takımın özellikle hani Erkan Zengin ve Mehmet Akyüz gibi iki tane çok tecrübeli ve önemli bir kadroyu tekrardan takviye eden Adana Demirspor'un Balıkesir deplasmanında eksik ve sıkıntılı Balıkesir karşısında favori olduğunu düşünüyorum. İyi de bir oran verecektir. Adana Demirspor denenebilir diyorum. Sohbetlik'te kalın. Süper Lig yolu YouTube kanalını takip alın. İkinci yarıyla hızlanacağız ve çok güzel yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Herkese güzel bir hafta, bol kazançlar diliyorum. Süper Lig Yolu TV ve süperligyolu.com'da kalın. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum.